Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yaratıcı modu eşyaları üretebiliyoruz. Ve bu hileli eşyalar sayesinde ejderi yenip oyunu bitirmeye çalışacağız. Eğer daha fazla Minecraft ama videoyu istiyorsanız aşağıda videoya beğen ve kılma. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve 2 milyon aboneye çok az kaldı. Abone olup beni desteklemek isterseniz ve en kısa zamanda 2 milyon abone olursak bizi çok teşekkür ederim ve çok mutlu olurum. O yüzden hadi başlayalım. Hemen ilk odunumuzu kıralım. Bakalım ne gibi eşyalar üretebiliyoruz. Buraya yaratıcı yazarsak o bir şeyler görüyorum burada. Ohoho! Kılıç, çekiç, kazma, çalışma mı? Özel çalışma masamız var. Ve bunun için nerflenmiş yaratıcı moduna ihtiyacımız var. Nerflenmiş yaratıcı modu için de komut bloğuna ve kızıl taş tozuna ihtiyacımız var. Pekala. Sanırım komut bloğu nasıl yapılıyor biliyorum. Ve bunun için de bakıra ihtiyacımız var. O yüzden hemen bir mağara bulursak oraya gelebiliriz diye düşünüyorum. Şurada bir şey, köy mü var burada? Evet, burada köy var arkadaşlar. Ama videoların unutulmazı köy. Şurada bir mağara var gibi gözüküyor. Buralar bir yer böyle. Sanki bir mağara hissiyatı var burada ya. Mesela burası bir vadi. Evet, orası kocaman. Ama buradan önce bir köye bakalım bari. Fırını ve sandık ne var? İki tane zümrütünü çaldım be reis ve. İşte ben bunu da çalarım ki bu arada. Bir saniye. Acilen bir tane kazma ihtiyacı. Şu acilen bir tane kazma ihtiyacı. Bu girmeden hemen kazma yapmam gerekiyor. Tamam, artık fırınım da var. Fırın yapmaya ihtiyacım da kalmadı. Burada bir şeyler var. Ben portalı bitiririm ki. İki tane obsidyen var burada. Bu portalın bitmesine çok az kalmış galiba. 1, 2, 3. Bende de 3 tane obsidyen. Evet, portalı bitirebiliriz. Nedere gitmemiz gerekirse bu portalı bitirip yapabiliriz. Bir tane daha fırın. Ya hayatımda ilk defa bir köylünün sandığından fırın çıkarıyorum bu arada, biliyor musunuz? İlk defa bir köyden fırın topluyorum. 3 tane fırınım oldu. Ben yemek arıyorum aslında. Bir tane daha fırın var. Ben aynı fırınları topluyorum. Ama cidden fırına ihtiyacımız var. Çünkü bayağı bir bakıra ihtiyacımız var. Bir tane daha fırın. Hadi bunu da alayım bari ya. Burada yemek yok sanırım ya. Burada hemen bir taş devrine geçelim. Ve hızlıca bakır toplamaya başlayalım. Ama önce şu golemi öldürmek istiyorum. Golemciğim. Tak. Gel bakalım. Yanlışlıkla oraya bir tane daha taş koydum. Tamam, şimdi güvendeyim. Onu oraya koydum, bir de kıramadım üstüne. Ölüyordum ya. Teşekkür ederim. Kaç tane verdi? 5 tane. Zengin olduk. Tamam, şuradaki gördüğümüz mağaraya bir atlayabiliriz artık. Bakalım ne varmış orada. Kazmaya başlamadan hemen bir tane demir kazma yapayım kendime ya. İşimizi hızlandıralım. Nasıl olsa buralar önemli değil. Önemli olan güzel eşyaları bulduğumuz zaman. Şundan lazım bize. O kadar güzel bir madene denk gelmişiz ki. Baksana, bakır kaynıyor gerçekten. Bana saldırıyor bir şey bana. Eyvah. Creeper patlarsa tüm dertlerimizden kurtuluruz dedim. Hayır, baltam attım yanlışlıkla. Baltamdan kurtulduk. Demirleri de toplayayım bu arada. Demir de lazım ya. Hazır yaparız. Ve evet, bize birazcık da redstone lazım olacak. Elmas bulduk. Biraz hızlı oldu. Çok ihtiyacımız yok elmasa şu anda ama alalım. O zaman şu anda doğru yapmış, topladıysak eşyaları, bu topladığımız fırınlarda bizim çok işimize yarayacak. Çünkü burada bakır pişireceğiz. Ve ortaya bir tane kızıl taş koyup etrafına bakır koyarsak bize komut bloğu veriyor. Bu komut bloğuyla hiçbir şey yapamıyoruz. Kullanamıyoruz da. Ama biz bu komut bloğu sayesinde nerflenmiş yaratıcı modu yapacağız. Ve bu nerflenmiş yaratıcı moduyla beraber çok OP eşyalar yapabileceğiz. Tabi öncelikle şu çalışma masasını yapmamız gerekiyor. O yüzden daha çok bakır lazım, daha çok lazım. Bu taşların, bu kara taşların olduğu yerde de hiç şey olmuyor ya. Kömür olmuyor. Çok sinir bozucu. Olsa bile çok nadir oluyor diyebiliyorum buradaki kömürler. Hadi 8 tane komut bloğumuz oldu. Yani şöyle yaparsak 1 tane yaptık. Hatta 2 tane. 2 tane oldu. Tamam. Çalışma masasına bir adım yaklaştık. Tamam. 3 oldu. Bir tane daha yaparsak çalışma masasını yapıyoruz. Ama bize daha çok bakır lazım. Onu fark ettim. Çünkü bu kadar bakır bize çok fazla yeteceğini düşünmüyorum şu anda. Bunları şu şekilde koyunca yaratıcı çalışma masası elde ediyoruz. Evet. Bunu şöyle koyalım. Hoho! Bu ne lan? Çok havalı. Normal çalışma masası ama bunun üzerinde bu eşyaları craftlayabileceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir tane kazma yaparız. İki tane komut bloğunu çubuk olarak kullanıp nerflenmiş yaratıcı modlarında madde olarak kullanıyoruz. Bize daha çok lazım ya. Şunları ben kırayım. Daha fazla maden yapmaya gideyim direkt. Bakır çok severim. İyi ki gelmiş Minecraft'a. Yalnız galiba hiç Minecraft'ta şu şekilde toplu böyle bir bakır toplayışı yapmamıştım. İlk defa oluyor, yapıyor olabilirim bunu. Ben kazmaya devam ederken bu fırınlar burada çalışsın. Ben burayı bu şekilde doldurmaya devam ederim. Tertemiz. Bakır. Tamam, kazma için gerekli malzemeleri yaptık. Ve bu şekilde kazmamızı aldık sonunda. Kocaman dev bir kazmaymış harbiden. Oha. Oha, yerde nasıl yüzüyor? Yerde çok havalı. Güzelmiş. Saat klincin. Ben oyunu bitirmişim. Haberim yok. Mesela
Nakarat meyvesi istiyorum. Alamıyorum ama. Alamıyorum. Galiba bir olayı var bunun. Vermiyor. Bir daha gireyim. Nakarat meyvesi istiyorum ben ya. Yok, vermiyor. Peki kırarsam? Seçtiğim şey kırdığım bloktan geliyor. Yani sonsuz nakarat meyvem var artık. Hop, ışınlandım. Ama ihtiyacım yok daha fazlasında. Oha. Oha, çok iyiymiş bu ya. Peki ben ne istiyorum şu anda? Ben zırh istiyorum, bir saniye. Hemen şu... Lan biri geldi. Ne istiyorsun benden? Yakalandık, yardım edin. Kazmamızın... bedava yaydı bulduk yerden. Daha ne isteyebilirim ki bu hayattan ya. Kask alalım bir tane. Tamam, sonra bu kaskı giyelim. O çok iyi. Sonra bir tane göğüslük alalım. Hop, bunu da aldım. Pantolon. Hop, teşekkürler. Son olarak bir tane de bot alalım. Hepsini aldık ve netherite setimiz hazır. Ama bir şey diyeceğim. Kılıç ne yapıyor acaba? Kılıçtan ziyade bu büyü masası ne yapıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Çok havalı bir şeye benziyor. Ama onu şu anda yapamıyorum ama sanırım kılıç yapabilirim. Ha yok, yapamam çünkü restoranımız bitti arkadaşlar. Ama çok kolay. Bir şey diyeceğim, ben niye bununla uğraşıyorum ki? Reston bulmaya gitmeme gerek yok ki. Hemen buradan reston bloğunu bulmam yeterli. Kızıl taş bloğu ver bana bakayım. Evet, işte bunu istiyordum be. Hiçbir şey pişirmeme gerek kalmadı artık. Sonra bunları bu şekilde çeviriyoruz. Bakır mı istiyoruz? Direkt bakır bloğu alırız. Bakalım, kılıcımızı da yaptık. 8 saldırı hasar. Sağ klik ne veriyor? Yaratıcı kılıç. 2x katlayıcı, 12x katlayıcı, 64, 500, 1x. Ne? Bir şey diyeceğim. Galiba looting veriyor bu kılıç bize. Çok merak ettim bir saniye. Hiç mob yok mu ya? Bu ne oğlum? Mob yok burada. Bunun katlayıcısını 64x yaptım. Bu manada bir tane bile mob yok şu anda. Yarasa şey, eşya vermiyor ki. Sen gel bakayım buraya. Zombi çalışmadı. Dolandırıldım. Galiba kılıcımızı deneyebileceğimiz bir yer bulduk sonunda. Kaç x istiyorum? 64x kalsın ya. Bakalım 64x'e sonra düşürecek mi artık? Lütfen. Oo, evet, bir süre düşürdü. Ben aslında şeyi merak ediyorum. Yaratıcı büyü masasını merak ediyorum. Bu çok havalı şeyler verebilir. O yüzden onunla ilgilenmek istiyorum. Hemen yukarı çıkıp veya nereye gitmem gerekiyorsa artık kitap falan bulup şey yapmak istiyorum. O büyü masasını yapmak istiyorum. O yüzden ben gidiyorum, görüşürüz. Geri kalan ihtiyacımı kazmam sayesinde elde ederim. Oo, mesela ben şimdi bunlardan pişmiş et istesem. Tamam bak, çakmamla gelsem. Seni yaksam, yakamadım. Yaktım. Sonra buraya gelsem, seni öldürürsem bana bir sürü pişmiş et verecek ya. Mükemmel. Artık ekmek yememize gerek kalmadı. Güzel şeker kamışı da bulduk. Hemen büyü masamızı yapabiliriz. Peki bununla beraber kırarsam. Şöyle 64x yaptım. Böyle yaptım. Yok, tüh. O kadar da kolay değilmiş. Gerçi ben niye bunu yapıyorum ki? Şeker kamışı için tek yapmam gereken şey şuydu arkadaşlar. Bak, bunu unuttum ben. Hatta ne şeker kamışı? Kitaplık istiyorum ben. Tak! Alın size kitaplık. Ben bunu unuttum. Bunu unuttum ben. Şimdi ne lazım bize? Tamam, hemen yapalım. Şimdi komut bloğu için bunu da buldum. Burada komut bloğu varsa öyle alabiliriz. Aynen, bak şimdi bunu aldım. Sonra taş kassam komut bloğu verecek bana. Aynen öyle. Değil mi tavukçuk? Biraz fazla kalıyor oldu değil mi? Alışacaksın. Üzgünüm. Şimdi şunu yapacağız. Şöyle koyacağız ve bir tane de kitabı yukarı koyarsak yaratıcı büyü masası elde ettik. Ben bir tane yatak istiyorum bu arada her şeyden önce ya. Ben bu şekilde çalışamam bu yağmur altında. Hangi renk olsa acaba? Siyah olsun. Bugün kendimi birazcık karanlık hissediyorum. Şöyle bir tane yeterli. Şimdi bu yaratıcı büyü masası ne işe yarıyor? Oha! 5. 1, 5, 10, 100, 1000, 10 bininci seviye. Ve bütün kitaplar burada. Yani ben şimdi bu kılıca 10. seviye keskinlik koyarsam 10 seviye keskinlik geldi. Vallahi geldi. 10.000 yaparsam 255'te takılıyor. Ben dedim ki o zaman bu işten arkadaşlar ya. Dur o zaman bir saniye. Kırılmazlık 10.000. Oha! Ganimet 10.000 zaten. Zaten kılıçta özel. Eyvah, ganimeti keşke kaldırsam. Hayır, ganimeti istemiyorum. Her öldürdüğüm şey oyunu çökertecek. Düşürebilir miyim? 1. seviye. Ganimeti düşürebilir. Evet, düşürebiliyormuşum. Üstüne bir de değiştirebiliyorum. Tamamen iyiymiş ha. Ganimeti olmasın ki öldürdüğümüz her şeyden milyonlarca şey çıkmasın. Eşya çıkmasın. Hiç gerek yok. Buna da ekleyelim. Verimlilik ekleyelim. Verimlilik 10.000. Bunlar çok iyi. Oha, bir de zırhlarımız var daha. Bir saniye, ben envanterimi düzelteceğim. Aa, bak daha yayımız da var. Yayımıza da basalım bir şeyler ya. Arkadaşlar, bu kitaplar arasında sonsuzluk yok. Mod yapımcısı buraya sonsuzluk koyma gereği duymamış. Neyse, önemli değil. Tek yapmam gereken şey güç eklemek diyecektim ama güç de eklemiyoruz arkadaşlar. Bu yaydan adam olmaz. İhtiyacım da yok benim yaya, boşverin. Ben zırhımı güçlendirmek istiyorum ya. Mesela botumuza
Oha botum çalışmıyor. Netherite bot hariç her şeyi koyabiliyorum. İlginç. İlginç. Netherite botu koyamıyorum. Tamam hiç sorun değil. Ben sadece şunu yapmak istemiştim. Koruma eklemek istemiştim bir sürü. Hop sana da koruma. Sana da koruma. Tamam botumuzda bir şey olmasa da olur. Önemli değil. Bu yaratıcı bir masası aşırı iyi bir şeymiş oğlum. Bu ne ya? Bir tane de çekiç var yapacağımız bu arada. Bunu hemen yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Kömür mü? Niye kömür istiyor lan bu? Bu kömür? Yo kömür değil. Şu olması gereken. Nerflenmiş yaratıcı modu. Galiba yanlış olmuş bunun şeyse. Hemen yapalım ondan. İki tane daha komut bloğu lazım. Alabilir miyiz? Bunlar yatakmış. Komut bloğu alabilir miyiz acaba? Şöyle hemen birkaç tane komut bloğu siparişimizi alalım. Şunları şöyle. Bunlar da böyle. Evet yaratıcı çekiç. Ve bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu çekicin özel bir gücü var. Şimdilik buna bir verimlilik falan ekleyelim buna da. Bu çekicin özel gücünü bildiğimden dolayı ben bunu gerçekten şimdi kullanmak istemiyorum. Bunun da verimliliği var artık. Güzel. Şimdi tüm eşyalarını yaptığımıza göre sanırım artık bu kadar yeterli. End'e gidebiliriz. End'e gitmek için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi end portalımızı yapabiliriz. Mesela ender gözü alalım. Taşmaş yok mu kıracak ya? Böyle bir sürü ender gözü alalım. 38 tane biraz zorlar ama yeter bu kadar. Aha end geçidi. Evet. Oo kaç tane lazım hatırlamıyorum. Ama bu kadar yeter kesin. Bunu koymanın özel bir şeyi vardı. Yanlış koyunca çalışmadı. Galiba bu şekilde baka baka koymam gerekiyor. Tamam. Gözleri koyduğumuz zaman çalışması gerekiyor herhalde. Evet. Kendi portalımı kendim açtım be. Başka yapmadığımız bir şey var mı? Bakalım. Yok gibi. Her şeyimizi yaptık. Gitmeye hazırız. Bir tane de yay ve ok yapayım ya. Neden olmasın? Belki lazım olur. Birkaç tane ok toplayacağım. Sonsuzluk basamıyorum. En azından ben göremedim sonsuzluk kitabını orada. Bir istek yeter. İki oldu yanlışlıkla. Hatta burada güç de göremedim ben, doğru mu? Aynen burada güç de yok, o yüzden ben buraya şişleme 10.000 bastım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Artı bir darbe bastım. Ve yemek olarak birazcık fakir yemeği yediğimi fark ettim. O yüzden elmalardan da almak istiyorum birazcık. Bu ne böyle fakir yemeği yiyoruz ya. Tamam şimdi hazırım gitmeye. Selamlar ejderciğim, bugün bayağı bir güçlü geldim. Hani bugün de beni öldürebilirsen helal olsun diyorum sana, başka hiçbir şey demiyorum. Şu baltayı denemek istediğimi söylemiştim. Balta da şöyle bir şey. Şurada deneyeceğim. Biraz sıkıntılı bir balta arkadaşlar. Tehlikeli. O hızlı kırıldı. Ya bu kazmaymış. Dedim ben niye bu kadar hızlı kırıldı? Hızlı kırılmasına hazır değildim. O biraz yavaş kırılacak. Gerçekten bayağı bir yavaş kırılacak. Ama hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hayır bana sıkma. Bana sıkma. Neyse canım bitmez ki. Hayır yanlışlıkla bozdum. Çünkü buraya geçmem gerekiyordu. Burası bedrock olduğu için. Neyse bir daha hemen kırarım ben. Siz nasıl hızlı görüyorsunuz. Yine bana sıktı. Neyse ölmem herhalde. Yine bozuldu. Ya bana sıkma artık, bıraktı kırık şunu. Yine vurdu kıramadım. Bu ne? Dur ya. Al. İzin vermedi. İlla şunu yapacağız ya. Ha, o, al sana. Al mutlu musun? Düşerse oyun biter he. Eyvah. Kaçacak yerim kalmadı. Tehlikedeyiz gibi gözüküyor. Ejder çabuk aşağı gel, bir kere vurayım bitireyim şunu, gel. Çabuk. Şunları kırayım şu açıdan. Oğlum var ya, düşersek harbi kaybediyoruz. Kendimize challenge yaptık bildiğin. Harbi challenge yaptık kendimize. Geliyor mu? Yo. Hiç umurunda bile değil gerçekten. Eyvah ben şunları nasıl patlatacağım? Ah Eray'ı vuramıyor. Çabuk aşağı gel. Eyvah bir tane daha attı. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Canım gitmiyor. Senin sonsuza kadar, hayatımın sonuna kadar burada beklerim koçum. Ben burada takılıyorum ve beni öldürmeye... Dikenler tak giyseydim var ya, ölmüştün şu ana kadar. He. Harbi dikenlerim olsaydı şu ana kadar tek giymişti bu ejder bizden. Bilerek koymadım. Seni kılıcımla bitirmek istiyorum. Gel buraya. Kılıcım 1000x katlayıcı. Bir vurduğuma senden 55 trilyon tane XP ve yumurta düşmesi gerekiyor. Gel. Aha sonunda geliyor, sonunda geliyor. 1000x'e bir daha tıkladım. Bir daha tıkladım. 31 elmada kalalım arkadaşlar. Onu bozmayacağım. Böyle bir tane. O yetmedi. O keskinlik 255'ten tek yemedi. What? Nasıl lan? Kılıcımızı düzeltmemiz gerekiyor. Keskinlik kaç ekleyelim? Keskinlik 100. Ya ama keskin 255'te ölmeyen keskin 100'de nasıl ölecek? 2000 IQ. Belki bug'da kalmıştır diye düşündüm o yüzden. 136 saldırı hasarı oluyormuş. O zaman ben şunları patlatmayacaktım. Ben bunları patlatmaya gidiyorum hemen. Ender Pearl lazım sadece birazcık. Ender Pearl'ü nereden alacağız? Kendimiz blok koyalım. Geldi mi? Gelmiş. Oh şimdi vurdum. Ölüyordu az kalsın. Oha ne fark etti ki? Hiçbir şey değişmedi. Değiştirmedim en azından. Neyse sorgulamayalım arkadaşlar. İlginç bir kılıç oldu bu. Ben hemen şunları patlatayım.
Patlatmadan öldürür sanmıştım bu sefer. Kaldı mı başka? Zaten bir vuruşu canı kaldı büyük ihtimal. Aynen, başka kalmadı. Şimdi tek yapmam gereken şuraya atlamaya çalışacak. Şuraya yetiştirebilir miyim acaba Pearl'ümü? Ha, inmiş. Ben de geleyim lütfen. Hah, sonunda yetişti, tutturduk. Gel bakalım, son vuruşu yapacağım sana. Tak 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 tak. Neredesin? Buradasın. Pat. Aa, vuramıyorum, vuramıyorum. Hayır. Hayır, yine kaçtı. Kaçma artık. Kılıcım niye bu kadar az vurdu sonunda? Aa yok, ölmedi. Öldü sandım nişan al bir şey gelince. Son vuruşu yaptık. Ya ölmedi ha. Nasıl bir ejderhadır bu, bir türlü ölmedi ya. Gerçekten bu kadar güçlü olmamıza rağmen çok zor öldü. 1000x ganimet. Bakalım bundan neler düşecek. Tak. Vaaa, bir sürü Ender Pearl cenneti. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Minecraft için videoyu beğenmeyi kanalıma hala abone olmayı unutmayın. 2 milyona çok az kaldı. O yüzden abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.